İslam dünyası 500 yıldır bilim üretemiyor. Bazı rivayetlere göre de 700 yıldır, bazı rivayet 300 yıl. Ama neticede şu bir gerçek ki şu anda baktığımız zaman bizim bütün sıkıntımız bilim üretmemek. Dolayısıyla teknolojiye sahip değiliz. Şu anda geldiğimiz noktada Türkiye savunma sanayinde bir takım atılımlar yaptı. Bölücü terörle mücadelede nasıl sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Acaba gökyüzünde elin adamının uyduları gibi 10 dakikada 1 dakikada bir tarayan uydularımız olsa acaba bizim medeniyet coğrafyamızda bu zulümler olur mu? Arakanlı çocuğu tavuk keser gibi kesebilirler mi? Filistin'de o zulüm olur mu? Kürdün, Türkmenin, Arap'ın çocuğu Suriye'de, Irak'ta bu zulmü görür mü? Kocaeli hala daha o soykırımıyla baş başa, o işgal altında yaşar mı? Srebrenica bu vaziyette olur mu? Mahkemeleri, tiyatro salonları gibi katilleri bir taraftan alıyorlar öbür taraftan. Veyahut da birileri bize Akdeniz'de racon kesebilirler mi? Bizim atamız Zenci Musa'nın çocuklarına cefaları, zulümleri reva görebilirler mi? Peki bunu kim yapacak? Şu anda yine medeniyet coğrafyasının lokomotifi olan Anadolu, Ankara yapması lazım. Bizim üniversitelerimiz ne zaman bilim üretirse, ne zaman pratik hayatla uyumlu bir şeyler ortaya koyarlarsa o zaman tekrar bu nizam ve merhamet medeniyetinin çocukları tarih sahnesinde yer alacak. Biz tarih sahnesinde yer aldığımız zaman da sadece ümmetin değil insanlığın da gözyaşı duracak, inecek. İşte görüyoruz bir ülke Venezuela neticede bir ülke. Uluslararası hukuk tanınmıyor. Adam olmadık işler yapıyorlar. Gücü yetene bir haldeyiz. Diğer taraftan istediklerine racon kesiyorlar. Ve emperyal bir kaba zorbalık almış başını gidiyor. Kim dur diyecek buna? Bir zamanlar tarihte rolü olan tekrar bizim dememiz gerekiyor. Ankara'nın demesi gerekiyor. Şu anda medeniyet coğrafyamızın bugünkü medeniyeti olan Ankara'nın iri olması lazım. Diri olması lazım. Bunun da önceliği bilim. Peygamber Efendimizin dediği gibi atan kazanıyor. Bin küsür yıl önce söylemiş, biz sadece laf üretiyoruz. Hocalarım kusura bakmasın, o sözün içerisinde belki tırnak içerisinde söylenmesi gereken bir sözdü ama tabii üzülüyorum. Üniversitelerimizin bilim üretmesi noktasında dikkati çekmek açısından bunları söyledim. Bu bizim en büyük eksiğimiz.